Ben Devrin İmamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim, çok etkilendim. İlk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ve tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namaz da kılıyorum. Sizi dinlese inanın ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamanlarda da şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Hayırlı ve mutlu akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Baran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizde seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Hamdolsun, şükür ederiz. Allah razı olsun, bizdeyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz muhterem hocam. Sizin olmanın mutluluğunu inşallah bir kez daha yaşıyoruz. Muhterem hocam bugün görseniz bugün konumuz Allah'a ve Resulüne itaat. İnşallah. İnşallah. Allah'a itaat muhtevası nedir muhterem hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd, teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a itaati şöyle tarif ediyor. Din Allah'a itaat, mahlukata şefkattir. Din deyince akla kutsal kitaplar gelmesi gerekir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمَ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ Allah'u yeştevi ileyme yaşa ve yeti ileyme yönü. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an'da Allah'ın emirleri var ve yasakları var. Bir, bu emir ve yasakları yerine getirenlerin mükafatı cennet var. İki, bu emir ve yasakları çiğneyenlerin cezası cehennem var. Üç, ve bunları yerine getiren örnek insanlar var. Dört, dört esas üzerine bina edilmiştir Kur'an-ı Kerim. Buradan hareketle din Allah'a itaattir ne anlamamız lazım? Allah-u Teala'nın insanlara koyduğu 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek. Güzel olunca bu İtaati yerine getirince ne olur? O zaman Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman mahlukata şefkat devreye giriyor. İşte Allah-u Teala'nın din deyince bu 7 tane hedefinin yerine getirilmesinden sonra başkaları için yaşamak, yani sevmek akla gelmesi lazım. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Hepiniz toptan silme girin, teslime girin ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size bir düşmandır. Silme girmek Zümer 54 ve enibu la rabbikum ve eslimu lehu.
Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece teslim olun. Evet, Zümer 54. Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece teslim olun. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle şeytanlık olmaktan kurtulanlardır. Hedef emirler ve bu hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha sonra vasıta emirleri bir bir hedefleri gerçekleştirmek. İtaat bir teslim oluşu ifade ediyor. Allah bütün insanların ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini ister. Allah-u Teala'nın indinde yapmamız gereken, lazım gelen şey sadece emirlere mutlak itaattir. Ne zaman itaatsizlik varsa orada kesinlikle nefsimiz vardır. Allah razı olsun. Allah isterse olsun, razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaat, Allah'a itaattir buyuruyor. Muhterem Hocam, Resul kimdir? Tabi Allah'a itaat, Allah-u Teala'ya Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaat, Allah'a itaattir buyuruyor. Gerçekten öyle. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler cevap sanat gelseleri festağfurullah, Allah'tan mağfiret dileseydi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi. Cin 14'te keza öyle, bizden teslim olanlar da var. Yani Resul'e itaat edenler var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar, itaat etmeyenler de var. Resul'e itaat edenler, onlar irşadı arayanlardır. Ve devam ediyor. وَالنَّيْ اِسْتَقَامُ عَلَى تَارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, لَاسْقَيْنَا اَمَّا غَلَقًا Hücret 7'de hicrada ulaşanlardan bahsediyor. Alimran 132'de Allah ve Resul'e itaatinin asıl olduğunu ifade ediyor. Resul ve Nebi kavramlarına baktığımız zaman Nebi ve Resul kavramları arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Resul'e itaat tabiyetle başlar. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Allah'a itaat standartları neyi ifade ediyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in itaatin edilmesi istikametinde emirlere tam uyarak itaat etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra alimler ve halifeler gelecek. Onlara biat eden, itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Yine Allah Teala Allah'a takvalı olmanızı İdareciniz Havşi Aslan'la bir köle bile olsa dinleyip itaat etmeyi size tavsiye ederim diyor. Evet, tekrar ediyoruz. Allah'a takvalı olmanızı ve idareciniz Havşi Aslan'la bir köle bile olsa dinleyip ona itaat etmenizi emrediyorum. Tabii ki buradaki idareci kesinlikle mürşidin aklına gelmesi lazım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Edinin nasihatin. Din nasihattir. Üç kere tekrar edince sahabe bunun çok önemli bir şey olduğunu merak ediyorlar. Kimler için nasihat? Ey Allah'ın Resulü. Bir, Allah için nasihat. İki, Allah'ın kitabı için nasihat. Üç, Allah'ın Resulü için nasihat. Dört, Müslümanların idarecileri için nasihat. Resul'den sonra onun valisi olan idareciler diye burada geçmiş. Beş, bütün Müslümanlar için nasihat. Öyleyse Müslümanların idarecileri deyince akla Allah'ın, Resulullah'ın mirasını devralan halifeler ve alimler gelmesi gerekir. Dolayısıyla sonuncu hadis Allah'a takvalı olmanızı, hizareciniz Habeşistanlı bir köle bile olsa, yani mürşidiniz Habeşistanlı bir köle olabilir, buna dinip itaat etmenizi size tavsiye ediyorum.
Nitekim Şeyban-ı Rayi Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeyban-ı Rayi Hazretleri bir çobandı. Ve bu kadar eğitimden sonra, bu kadar ilimden sonra senin vaktini, zamanını bir çobanla geçirmeni biz yadırgıyoruz. Olur mu böyle şey deyince. O da buyuruyor ki ben dinimi ondan öğrendim. Nasıl oluyor ya? Sualiniz varsa sorun. Sorduklarında Şeyban-ı Rayi Hazretleri bir çoban ama zekatın nisabı nedir deyince size göre mi bana göre mi? Size göre bana göre bir fark olabilir mi? Evet demiş. Size göre 40'ta bir, bana göre ben kendim zekatım. Yani o çoban dedikleri kişi 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmuş birisi. Öyle olunca da İmam-ı Şafii Hazretleri'nin doğal olarak 7 sabah 4 teslim gerçekleştiren birisine ilmin ne olursa olsun tabi olması bir farz hükmünde. O da gereğini yerine getirmiş inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Utan hocam, cehenneme gidenlerin en büyük pişmanlığı Allah'a ve Resulüne itaat etmemeleri midir? Evet. Özellikle Furkan suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَوْمَدُ زَائِدُ عَلَى يَدَيْهِ يَاخُلُ يَا لَيْتَنِ اتَّقَسْتُ مَا رَسُولُ سَب۪يلًا Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Resul'le birlikte yol tutanlar müşriklerine tabi olanlardır. Evet, keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Ve devam ediyorlar, keşke felanı dost edinmeseydim. Şimdi Resul'le birlikte yol tutmayanlar, o falan dedikleri kimler acaba? Ahzab suresinin 67-68. Ayetlerinde cevabını görüyoruz. Ahzab 67-68 قَالُ رَبَّنَ اَنَّا اَتَانَ سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberalına tabi olduk. وَدَّلَنَا sebile. Bu saadetler kimlerdir? Küberalar kimlerdir? Saadetlara dinde ileri gelenler, kübera da büyükler diye geçiyor. İtaat ettik. Öyleyse Resul'e itaat söz konusu değilse, onunla birlikte bir yol tutmuyorsa, o zaman otomatikmen bunlara itaat ediliyor. Onlar da Allah yolundan saptırıyor. Rabbena atim diyefeyni minel azabi. Onlara iki kat azap ver ve onu en büyük lanetinle lanetler buyuruyor. Öyleyse biz insanlar vazgeçmedikçe Allah Teala bizden asla vazgeçmez. Dileyen Allah'ın Resulüne itaat eder. İtaat edenler dünya saadetine, cennet saadetine kavuşur. Yani ahiret saadetine ve dünya saadetine kavuşur. İtaat etmeyenler dünyada da mutsuzdur. Kıyametten sonra da gidecekler yer kesin cehennemdir. Onun için hadis-i şerifte kim itaatten bir el kadar bile ayrılırsa kıyamet gününde Allah'ın huzuruna lehinde hiçbir delil olmadığı halde kavuşur. Onu bir delili yani bir mürşidi yoktur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Utan hocam, konumuzla ilgili uygun görürsene izleyicilerimize sual İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyin emrine itaat edenlerin rahmete kavuşacağı açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz? Öncelik Allah'ın tabii ki rızasını kazanmayı dilerim. Ama dünyayı da isterim yani dünyada da yani birazcık şey yapmayın. Öncelikle Allah-u Teala'nın rızası tabii ki gerek. Allah'a ulaşmak Allah'ı ilk önce tanımaktan geçer. Allah'ı tanımadan Allah'a ulaşılmaz. Allah'a ulaşmanın yolları da başta Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'dir. Sonra Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniye uymaktır. Tümüyle itaat etmek anlamına gelir. Ben Müslüman olarak öyle düşünüyorum. İbadet ederekten Allah'a kavuşmak en şeyi olan yani insana. Dua yani dua Allah'a ulaşmak ne dua aklıma geliyor yani. İnşallah hani dualarımız her zaman kalpten inşallah ulaşır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmak demek Allah'ı dediğim ya başlangıçtan tanımak, bilmek, onun tarzını bilmek, ona göre yaşamak ve kalben, ruhen ona teslim olmak, onun yolunda gitmek. Bu dünyada onu bedenen görmek mümkün değil. Musa Aleyhisselam'ın misali var. Miraç misalimiz var. Dolayısıyla yani ona bedenen gitmek mümkün olmadığı için kalben, ruhen ona gitmek. Muhterem Hocam, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak öncelikle Allah'ı tanımaktan geçer. Allah'ı tanımadan Allah'a ulaşılmaz dedi. Allah ile ilişkilerimiz nasıl gelişir Muhterem Hocam?
Allah'la ilişkiler evvelek işte Allah'tan hoşlanıyor. Sonra Allah'ı seviyor. Sonra Allah'a aşık oluyor. Sonra Allah'a hayran oluyor. Dolayısıyla her devirde biz insanları Allah'a davet eden davetçiler, Allah'ın Resulleri var. Allah Teala Bakara 29'da ey insanlar neyi yarattıysam yeryüzünde canlı ve cansız hepsini sizin için yarattım. Yeryüzü yaratılan kainatın içinde bir toz zerresi. Bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiye 13'te de cevap var. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Sadece yerdekiler değil, göklerde olanlar da her şey insan için yaratılmış. Öyleyse her şey insan içinse insan kim içindir? İnsan da Allah içindir. Öyleyse Allah Resulü'nün ifadesi gayet açık. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şey senin için ama seni kendisi için yarattı. Öyleyse yaratılış gayemiz Allah için olmaksa Allah'ın Resulleri de bizi Allah'a davet ediyorlar. Yedi sabah davetten murad-ı ilahi budur. Eğer kişi daveti kabul ederse, Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, o zaman kesinlikle o kişi Allah'a kul oluyor. O kişi kesinlikle takva sahibi oluyor. O zaman Allah-u Teala rahim esvasıyla tecelli ediyor o kişiye. Ve hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. İşte insan olmak istiyorsanız muhterem Efendimiz buyuruyor. Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Başka insanlara mutlu etmek mi istiyorsunuz? Tasavvuf. İnsan olmak istiyorsanız tasavvuf. Bu kesinlikle ruhun teslimi. Mutlu olmak istiyorsanız tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsanız tasavvuf. Başka insanlara mutlu etmek istiyorsanız yine tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin Allah'a teslim dininin kainatın tek dininin hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ben kulumun zannı üzereyim demesi bu hakikati ifade ediyor. Takva Allah'tan korkmaktır. Bu kesinlikle bir hürafe, bir bidattır. Takva kesinlikle şunu vermek lazım. Allah'ın yap dediği emirlere itaat, yasak ettiği fiillerden de içtinab etmektir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam bugün görürseniz konumuzla ilgili videomuz daha var. Onu da yayınlamak isteriz. İnşallah. Allah-u Teala Allah'ın Resullerine itaat etmemizi pek çok ayette söylüyor. O Resullere, mürşitlere tabi olmaksa itaatin başladığı nokta. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor? İmanın şartları aklıma geliyor genelde. İşte o imanın şartını yerine getirmemiz, bunların önemi aklıma geliyor benim. Okullarda başarılı hani öğrencilerin olması için, bir yerlere gelebilmeleri için bir öğretmenin gerekiyorsa Allah-u Teala'nın da yani ilmini öğrenmek için bir mürşit gerekiyordur, bir hoca gerekiyordur diye düşünüyorum. Vallahi şey yapmıyorum, öyle mürşitlere falan girmiyorum yani. Allah'a kendi şeyimle, ibadetimle şey yapmaya bakıyorum. Başta Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz mürşittir. Ondan sonra Ehl-i Beyt diyor. Peygamber Efendimiz'in tabiriyle Ehl-i Beyt'imize tabi olun. Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'imize tabi olun diye misali var. Ondan sonra İslamiyet'te edille-i şer'iye dörttür. Yani bunları uyguladıktan sonra bir sıkıntı yok. Peki Allah dostları bugün günümüzde var mıdır? Var. Allah'ın sevdikleriyle beraber olmak istemez miydiniz siz de? Allah'a daha yakın olan. İsterim. Bu son senelerde Türkiye'de bu medya tarafından da 70'li 80'li yıllarını göze alırsak olursak imamlar, hacılar hep menfi manada izah edildi halka. Hani hacı sahtekarlık yapılıyor. Hoca sahtekar fetvalar veriyor diye izah edildi. Ve toplumda bu böyle bir şeylik ulaştı. Hacı hocadan korkacaksın anlayışı ulaştı. Böyle bir yanlıştı aslında. Muhterem hocam, bir misafirimiz son senelerde imamlar, hacılar hep menfi manada halka izah edildi. Toplumda hacı hocadan korkacaksın anlayışı oluştu dedi. Bu yanlış inanç nasıl yok olur muhterem hocam? Tabii ki bu yanlış inanç
Kur'an'ın hayata geçirilmesi, evvel öğrenilmesi ve yaşanmasıyla mümkündür. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazzalna zikra ve enne lehu'l hafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bu yanlış, faydasız ilmi aslında sahipleri belli kitabı bilmeyenlerdir. Bakara 78'de وَمِنْهُمْ الْاُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَهُمْ يَظُنُّونَ. İşte bu faydasız ilmin sahipleri hürafelerle bir din öğretisi içinde olunca, o zaman kitabı bilmeyenler bu yanlış hürafeleri, inançları topluma din adı altında öğretiyorlar. Hidayetin tamamen unutulduğu bir devrede Allah bir hidayetçi gönderiyor. Dünyayı hidayette öğretmek üzere. Bu ayrı zamanda sizlere Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle Kur'an'ın asli muhtevası olan yegane hedefi olan 7 tane safhadan oluşan 4 teslim işleyen hidayeti öğretmekle hidayet çağının önderi devrin imamı Muhterem Mehdi Aleyhisselam Efendimiz vazifeli. Allah-u Teala Secde Suresi 24. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Biz onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi ve ayetlerimize yakın sahibi olmalarından dolayı. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala "Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek." Bütün nebilere verilen kitabın muhtevasına size kitap ve hikmet verdik. Kitap ve hikmetin bütünü kesinlikle 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Size bunu verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek, Mehdi Resul. Sizdekini tasdik edecek. 7 safa 4 teslimi anlatacak. Siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Aldık diyorlar. Şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manada gerçekleşecek olan ayrı zamandaki hakikati şöyle ifade ediyor. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecektir. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdere olsun. O garipler ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. O garipler ki insanların ifsad ettiğimiz sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. Öyleyse ifsad olan bir sünnet var. Nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. İfsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Tekrar nefs tezkiyesi ve tasfiyesini hayata geçirirler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. Ortadan kaldırılan sünnet ne? Ortadan kaldırılan sünnet 7 sabah 4 teslim, yani hidayet. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle sarılacaklardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Kim Allah'ın yeryüzündeki sultanını alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Hadis-i şerifi bunu ifade ediyor. Öyleyse ortadan kaldırılan sünnet ne? Ortadan kaldırılan sünnet hidayet. Nitekim Ebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alacaklar da ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Yani ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi, nefsin ıslahı. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Ortadan kaldırılan sünnet hidayet, 7 safa hidayet. Bu 7 safa hidayetin Kur'an'la öğretilmesi. İşte en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Neden en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir? En hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmiştir ve Allah ile öğretmektedir.
O zaman en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğreten, ama bu en hayırlılardan Mehdi Aleyhisselam en üst noktada Allah'tan öğrenip ve öğrettiği için en hayırlı, en üst noktadaki yarışık sistemde odur. Ve tekrar ediyoruz, ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de kesinlikle ihya ederler. Ortadan kaldırılan sünnet, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi. Tekrar ediyoruz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi. İslah ise Kur'an-ı Kerim'in yaşanmasıdır. Yani evvela Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmek. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. En hayırlınız kesinlikle Mehdi Aleyhisselam'dır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Tamam hocam, müsaadenizle konumuzla ilgili videomuz daha var. Onu da yayınlayalım. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne itaatimizi artıran en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanıyor. Zikrin önemi hakkında neler söyler? Zikir, fikir, şükürdür aslında üç şeydir Allah'ın istediği. Müslüman zikirle Allah'ı zikir etmekten şeyle bir fikir düşünmektir. Allah'ı tanımaktan geçer. Tanırsın, Allah'ın Esma-ı Hüsna'sını tecelliyatına göre değerlendirip ona marifetullah'ına ulaşmaktır. Zaten marifetine ulaştın mı muhabbetullah çıkar. Muhabbetullah'tan sonra ibadet gelir. Bir kişiye zorla bir şey yaptıramazsınız. Ama sevdiği bir kişi ona dese ki evladım şunu yapar mısın? Severse, söylerse yapar. Dolayısıyla Allah'ı doğru anlamak lazım, doğru tanımak lazım. Mesela unutmamak adına sürekli Allah dersen unutmazsın yani. İbadet onu gerektiriyor da Allah Allah dediğin zaman Allah'ın ilmini hatırlarsın, Allah'ı hatırlarsın. Ya bu namaz ve zikir en önemli şey İslam'ın gerektirdiği kurallardır bence. Dilinin ona alıştığı zaman öldüğün zaman da sürekli onu telaffuz edersin de farklı şeyler telaffuz etmesin, Allah dersin ölürken bile. Allah dedikçe Allah yanımızda olacak. Sadece Allah demekle olmuyor yani. Sen kötülük yapmışsın, içindeki kötülük varsa ne kadar dersen söyle Allah. Muhterem hocam, bir misafirimiz Allah dedikçe Allah yanımızda olacak dedi. Bir misafirimiz ise sadece Allah demekle olmuyor. Bir insanı Allah'a yaklaştıracak unsur nedir muhterem hocam? Allah dedikçe Allah yanımızda olacak. Doğru zikrettiğiniz zaman. Yani sadece Allah demekle olmuyor. Bir insanı Allah'a yaklaştıran unsur yine kesinlikle Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak ve Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı vasıta emirleri bir yerine getirmek. Az evvel muhterem Efendimiz ne buyuruyordu? İnsan olmak isterseniz tasavvuf. İnsan olmanın gereği ruhu hayattayken Allah'a teslim etmektir. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Kesinlikle mutluluk Allah'a itaatten geçer. Allah'a yakın olmak isterseniz yine tasavvuf. Bu da kesinlikle ibadetlerin sultanı zikirden geçer. Yani sadece Allah Allah demek de olmuyor diyen misafirimiz ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in hakikatinden farkında değil. Allah'ın en yakın kulları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki Allah'ın mukarrab kulları var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, onlar Allah ehli ve onlar Allah'ın has kullarıdır. Öyleyse Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde gerçekten de onun başında zikir geliyor. Sonra istisnasız ibadetlerin sultanı zikri Allah Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde en büyük ibadet olarak zikrediyor. En büyük ibadet olan zikrin ara sıra zikir Müzzemmil 8'de, çok zikir Ahzab 41'de, daimi zikir Nisa 103'te zikrediliyor. Hayatımızda en önemli ibadet zikirdir. Yani Allah Allah demektir. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir yapıyorsak ikinci planda biz varız.
birinci planda Allah var. Zikir yapmıyorsak nefsimiz ön planda, ikinci planda Allah var. Öyleyse tercih size ait. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir amel işlememiştir. Tekrar ediyoruz. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir amel işlememiştir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam müsaadenizle Elazığ'dan Mahir Kaya bize bir görüntü sual ulaştırmış. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri ve kardeşlerimizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle size bir sorum olacak. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ihtilafa düştüğünüz konuları Allah'a ve Resulüne götürün diye ifade edilmektedir. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Açıklarsanız çok seviniriz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Elazığ kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Çok güzel bir sual. Peşinden söyleyeyim. Sevgili kardeşlerim, bugün hep insanlar arasında çeşitli konularda tartışmalar yapılıyor. O ben böyle düşünüyorum, benim dediğim doğrudur. Karşı tarafta hayır, ben böyle düşünüyorum, benim dediğim doğrudur. Ama bizi yoktan var eden ve bütün evrensel kanunların sahibi Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hiç değişmeyecek kanunların sahibi Allah bize kanunlarını kutsal kitaplarda vaz etmiş ve kutsal kitaplarda bildirilen değişmez evrensel kanunların hak ve hakikat olduğunu buyuruyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Furkan doğruyu yanlıştan ayırandır. Öyleyse hangi konu olursa olsun, konuların cinsi ne olursa olsun, aklına ne gelirse, mesela ben bir fizikçiyim. Normal asıl branşım ben fizik tahsil yaptım, mühendislik, sonra master yaptım, sonra doktora yaptım ama o günün şartları içerisinde bize öğretilen fizik kanunları belliydi. Şimdi bu kanunlar noktasında herkes hemfikir mi? Hayır, değil. Bazıları farklı düşünüyor, bazıları böyle düşünüyor. İşte bu aynı konuda farklı düşünenlerin müracaat yeri Allah ve Resulü olması lazım. Allah ve Resulü bu konuda ne buyuruyor? Çünkü Allah'ın ölçüsü Furkan, Kur'an'dır. Ama bunu en üst noktada dile getirilen Allah'ın tasarrufunda olan Allah'ın Resulüdür. Öyleyse daima hakikati Allah ve Resulünden öğrenebiliriz. Şimdi konunun cinsi ne olursa olsun, ne isterseniz söyleyin. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Allah Teala atiullah ve atiur resule ya eyyuhellezine amenu atiullah ve atiur resule. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ve sizden ulul emre itaat edin. Yani mürşitlere itaat edin. فَاَنْ تَنَزَيْتُمْ fi şeyin. Ama bir konuda ihtilafa düşerseniz فَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resul'üne arz ediniz. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ Yani Allah'a ve yevmi l-ahire, Allah'a ulaşmayı inanıyorsanız. Allah'a ve yevmi l-ahire iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bir konuda ihtilafa düşerseniz konuyu mutlaka Allah ve Resulüne götürün. Bu sizin için en hayırlıdır. Öyleyse Kur'an'ın hükmü kimler için geçerlidir? Allah'a ve yevmil ahire, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inananlar için, kalpten tabi inananlar için geçerlidir. Ve Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'a ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına kalpten inanıyorsanız ihtilaflı olan konuların cinsi ne olursa olsun Allah'a ve Resul'e götürün. Çözümü Kur'an'da var. İşte Allah'a arz etmenin yolu istihare namazı ve hacet namazı. Bir konuda bir gaybi bilgiyi öğrenmek istiyorsak istihare namazı,
İki rekatlık gusül abdestiyle kılınan bir namazdır. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ve o konudaki kişi sualini Allah'a sorar. Allah-u Teala burada cevabı renklerle bildirir. Beyaz veya yeşil renk gösteriliyorsa pozitif, siyah ve kırmızı renk gösteriliyorsa o konunun bir negatif olduğunu Allah-u Teala kula işaret ediyor. Ama bir hacetin yerine getirilmesi gibi bir durum söz konusuysa o zaman hacet namazı ile Allah'a sorulması lazım. Konunun alanı bellidir. Ve hacet namazı ile Allah'a ulaştırılması halinde Allah-u Teala'nın mutlaka cevabı. Mesela mürşide ulaşmak bir haceti gerektiriyor. O zaman hacet namazı ile kişinin mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah-u Teala Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu. Atiullah ve atiur rasule. Allah'a itaatin, Resul'e itaatin. Ve la tenezza'u. Niza düşmeyin. İhtilafa düşmeyin. Fetefşulu. Eğer ayrı düşerseniz fetezhebu rihakum. Yardımınız gider. Vesbiru. Sabredin. İnnallâhe ma'as sabirin. Allah sabredenlerle birliktedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, konu gayet açık ortada. Allah ile olan ilişkilerimizde ihtilafa düşüyorsak konuyu Allah ve Resulüne arz etmemiz lazım. Ve Allah ve Resulüne itaat edenler kesinlikle bir tek cemaati oluşturmalılar. Dinde fırkalara ayrılmamalılar. Fırkalara ayrılmaları halinde yardımın tamamen gideceğini Allah Teala bize bildiriyor. Sabredin, Allah Teala sabredenlerle beraberdir buyuruyor. O zaman mesela nedir? Abdülkadir Geylani Hazretleri bir misal vereyim de öyle tamamlayalım konuyu. Diyor ki herhangi bir konuda kalbime bir ilham gelirse onu Kur'an'a sorarım. Şimdi ilham iki türlü olabilir. Rabbani olabilir, zulmani olabilir. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde فَاَلْهَمَا فِجُرَ وَتَقْوَاهَا. Öyleyse nefse ona fücuru ve takvayı ilham edene. Öyleyse kişinin kalbine takva ilham ede gelebilir pozitif, Rabbani, fücur ilham ede gelebilir zulmani. Ve insanlar hangisinin takva, hangisinin fücur olduğunu bilmiyor. فَاَلْهَمَا فِجُرَ وَتَقْوَاهَا. O zaman kime soracaklardır? Kur'an'a. Kur'an'ı bilen kimdir? Onların lisanı Allah, Kur'an'ı bilen Allah'ın Resulü. O zaman Allah'a soracaklardır. Bu ilhamın Rabbani mi zulmani olduğunu ondan öğreneceklerdir. Öyleyse her konuda bu böyledir. Mesela yıllardır bize şu öğretildi fizik olarak. Bir maddenin, bir kütlenin ışık hızına ulaşması mümkün değil. Ulaşırsa sonsuz kütle olur. Ama ışık hızından daha büyük hızı yoktur. Bu şimdi Kur'an-ı Kerim'e müracaat dediğim zaman kuyruklu bir yalan. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 tane hız kanunu tarif ediyor. Işık hızının altındaki hızlar bu aleme ait. Işık hızına ulaşmak, foton hızı, iki alemin de kanatları eşit şekilde bir muhteva ifade ediyor. Bir de sonsuz hız. Şimdi bunu biz kimden öğreniyoruz? Allah ve Resulünden öğreniyoruz. Neyle öğreniyoruz? Kur'an ayetleriyle öğreniyoruz. İşte her konudaki ihtilaflı olan konuların mutlaka Allah'a ve Resulüne arz edilmesi lazım. Onun için Allah Resulü cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam, o gün görseniz izleyicilerimizden bize ulaşan sorular var. İnşallah. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Allah ve Resulüne itaat noktasında dergahlarda ve hizmetlerde kardeşlerimizle bir ve beraber olmanın önemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir ve beraber olanlar Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Nitekim eğer bu itaatten bir adım ayrılırsanız bunun ikinci adımı ayağın kayması, fıska düşme söz konusu olabilir. Dolayısıyla dergahlar fırka-i naciyenin bir ve beraber olduğu mekanlardır.
Vallahi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardım eli cemaattedir. Olayı bu şekilde ifade edince o zaman net olarak anlıyoruz. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam Hucurat Suresinin 2 ve 3. ayetlerinde seslerinizi Resul'ün sesinden fazla yükseltmeyin buyurulur. Muhterem Hocam bugün Efendimizin sohbetini dinlerken bu edebe nasıl riayet etmemiz gerekir? Açıklar mısınız? Zikrinizi arttırarak. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam Nur Suresi 35. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Allah razı olsun. Nur Suresinin 35. ayet-i kerime. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzere nurdur. Allah dileğini nura hidayet eder. Ulaştırır. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Efendimizin kıldığı vakit namazlarını MP3'e yükleyip ses kaydı dinleyerek kılabilir miyiz? Allah razı olsun. Yani orada Efendimiz ses kaydıyla diye bir kayıt yok. Orada Efendimiz görüntülü namaz kaydını yapmış ve bizim onunla namaz kılmamızı buyuruyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam anı yaşamak için namazların dışarıda da huzur namazını düşünüp düşünüp anı yaşamalı mıyız? Anı yaşamak nasıl kolay yaşayabiliriz? Allah razı olsun. Aynen öyle. Her zaman bu şekilde olmalısınız. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam müsaadenizle Van'dan İsmail Ayhan bize bir görüntülü suali ulaştı. İnşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili hocam. Muhterem Efendimiz başta olmak üzere hasret ve hürmete gül kokulu mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Uygunsa bir sual arz ediyorum inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh Kur'an'dan vaz verdiği zaman Kur'an geçmişimizi anlatıyor, günümüzü anlatıyor, geleceğimizi ta kıyamet gününe kadar anlatmaktadır diyor. Ama bu Kur'an'ı yaşamak için her asırda, her yüzyılda bir konuşturan olmalıdır. Bu konuşturan Allah dostlarından bizi aydınlatabilir misiniz? Bunlar kimlerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Tekrar hasretle, hürmetle lezzetini öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Vanlı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Çok güzel bir sual yine. Zaten Nebile Sultan'ın Peygamber Efendimiz yaptığı söyleşide, sohbette yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacaktır. Yanında bunun Hazreti Ali, ya Resulullah bu fitnelerden kurtuluş neyledir? O zaman Resulullah'ın cevabı Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendi aranızdakinin hükmü vardır. O zaman Resulullah ne demiş oluyor? Kur'an-ı Kerim geçmişimizi anlatıyor. Sizden öncekilerin. Kur'an-ı Kerim geleceğimizi anlatıyor. Sizden sonrakilerin. Kur'an-ı Kerim aranızdaki nümkünü anlatıyor. Yani günümüzü anlatıyor. İşte Resulullah'ın verdiği cevap Hazreti Ali bir kere daha tekrar ediyor. Ama Kur'an'ı yaşamak için her asırda, her yüzyılda bir konuşturan olmalı. Bu konuşturan başta devrin imamı Mehdi Ali'den daha dur Mehdi Allah'ın Resulüdür. Devrin imamlarıdır. Çünkü kavim Resullerinin Allah-u Teala onu seçiyor. Sonra kavim Resulleri, sonra veli mürşitler, sonra vekil mürşitler. Her devirde bunlar vardır. Bu konuşturan Allah dostları kimlerdir? Başta devrin imamı, kavim Resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler ve yedi grup insandan bahsediyor. Resulullah'ın varisleri. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam Haç suresinin 54. ayetinin Allah'ın mürşide ulaştırma konusundaki müjdesini ve garantisini içeren bir ayet olarak değerlendirebilir miyiz? Allah razı olsun. يَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوْبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَمِنْ يُلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Evet. Yani kimin kalbine Allah ipatı koymuşsa, kimin kalbine Allah ipatı koyar, Rahim esmasıyla tecelli etti. Onu orada bırakmaz.
Kalbine hidayetle ulaşır, kalbi kendisine çevirir, nur yolunu açar, onu kalbi huşuya ulaştırır, mürşidi sevgisini verir ve hacet namazıyla mürşidi gösterir. Mürşide tabi olmakla o kişiyi sırat-ı müstakime ulaştıracağını ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz diyeceğimiz Muhterem Hocam, bende unutkanlık var. Bu hayatımı çok kötü etkiliyor. Bundan kurtulabilmem için ne buyursunuz? Hacet namazıyla bu konuda Allah'tan yardım iste. Efendimiz böyle unutkan olan kardeşlerimize yine de kesin öğrenin. Hatırda kalabilmeleri için El Hafiz esmasını okumalarını buyuruyordu. Yanlış bilmiyorsam. El Hafiz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz, dört teslim üzerimize farzken biz sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmişsek, diğer üç teslimi yerine getiremediğimizde bunun bir cezası var mıdır? Allah razı olsun. Cezası şu, mükafatını alamayacaksın. Eğer teslim etseydin fizik vücudun, mükafatı dördüncü cennet, dünya saadetinin %81'i. Eğer nefsini Allah'a teslim etseydin, beşinci cennet, dünya saadetinin %100'ü. Eğer ihlasa ulaşsaydın, yerine getirseydin, bütün bu dünyada yerin göğün melekutunu Allah-u Teala sana gösterirdi. Mutlulukların en üstünü yaşardın. Eğer iradeni de Allah'a teslim etseydin, yedinci kat cennet. Öyleyse bunların sahibi olmadan cezası değil de var bunlar. Bu dünyada cezası nedir? Zikretmediğin her saniye Allah'ın azabı söz konusu. Ama aynı zamanda yaptığımız hataların da ahiret hayatında cehennem olarak, yani ceza, kabirde ceza olarak ödenmesi söz konusu. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talebi var ve bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.